Sen makamı malumunuz,
dayanıyor, görüyor musun gibi ibadet etmelidir. Onu görüyor gibi olamıyorsan o seni görüyor, böyle olmalıdır. Büyükler buyurlar ki, bunun üstüne bir makamı daha var ki, kul Rabbesiyle konuşur ve görüşür gibi olur. Konuşmaz, konuşur gibi olur. Görüşmez, görüşür gibi olur. Görmez, görür gibi olur. Dünyada Allah'ı görmek yok, görür gibi olmak var. Nasıl konuşur gibi oluyor? Yunus Aleyhisselam'ı görmedi mi? Gecenin karanlığında, denizin karanlığında, balığın karnının karanlığında, hatta bir balığın da karnının karanlığında ne diyor? La ilahe illa ente. Ya Rab, senden başka ilah yok. Mevla, denizin dibinde mi Mevla? Ente diyor Yunus Aleyhisselam. Senden başka ilah yok. Görür gibi oldu. Mevla görür gibi, konuşur gibi oldu. Mevla'ya muhatap alıyor. Ne kadar yakın buna. Mevla ne kadar nasıl beraberlik var. İşte bu böyle. Kalbi zikirle uyanan kul, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ذكرله uyandık hal sonra yerlerin göklerin yaratılması hususunda tefekküre daldı ve Mevla'yı görür gibi olup Mevla'yla konuşur gibi olmaya başladı. Ne diyor şimdi? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Ya Rab, sen bu yerleri gökleri batıl boş yaratmadın. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya Rabbi, seni biz boş işle meşgul olmaktan tenzih ederiz. Şu ana kadar kalbimin uyanmadığından dolayı gaflet içinde yaşadığımdan ben azabı hak etmiştim. Şimdi anladım ya Rabbi, beni bu azaptan muhafaza eyle. Rabbena inneke men tudukulillâne fehalâ hazeyde. Gaflet muhatap oluyor. Öyle öyle konuşuyor. Rabbena ey Rabbimiz, Rabbena evet inneke muhakkak sen men kimi tudukulillâne cehenneme girdirirsen, ateşe girdirirsen fakat da hazreti muhakkak sen onu rezil olsa etmişsindir. Öyle devam ediyor. Hep muhatap. Evvelden böyle Mevla'ya muhatap olamıyordu. Görür gibi olamıyordu. Konuşur gibi olamıyordu. Gafil yaşıyor. Zikirle kalp uyandı. Zikirle gönülden hicab perde kalkınca Mevla görür gibi oldu. Ya Rab, cümlemize bu halleri nasip eyle. Amin. Kerem kıl. Usulüne hayran gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Ya Rabbi, bize lütfunla, ihsanınla muamele et ki, ta ki, evet, senin vuslüne hayran olarak gidelim de ta ki senin kemalli olan cemalini seyredelim. Niçin geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْمَلُونَ. Rabbim duyuyor Celle Celaluhu. Ben cinleri ve insanları hiçbir maksat, hiçbiri gaye için yaratmadım. Ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu.
onu unutmayalım. Vazifemiz Allah'ı bilmek, ona göre de ibadet etmektir. Şimdi ayet-i kerimeler. Nazihan suresi ayet-i kerime 34. Estağfirullah, bismillah. Fîdâ câet geldiği zaman âmetun bütün belalara üstün gelen el-kübra en büyük o bütün belalara üstün gelen en büyük an geldiğinde yani cennet ehli cehennemde giriyor, cehennem ehli cehenneme giriyor, işte o an. Hadi bakalım. Ya Rabbi o anda bize yardım eyle. Dünyada bize yardım eyle. Ölürken bize yardım eyle. Kabirde bize yardım eyle. Mahşerde bize yardım eyle. Sıratta bize yardım eyle. Cennette enbiya ve evliyalarımızı beraber kılarak bize yardım eyle. Amin. Ne günler mi? Kur'an-ı Kerim. Boşuna indirilmedi Müslümanlar. İşte o an. Geldiği vakit yevme yetezekkâ. İyice anladığı gibi kim? İnsan niye anladı ve hatırladı? Mâ huşi'i se'ad gayret etti. Çalıştı, uğraştı. İnsan dünyada neye çaba sarf ettiğini, neye uğraştığını, nelere vakit geçirdiğini anladığı gün. Ama iş işten geçti. Cehenneme girdi. Cennet olan cennete girdi. Cennet olanlar mutlu. Allah'a hamd ediyorlar. İman etmelerinden dolayı, imanın gereği olarak İslam'ın ve şartını eda ettiklerinden dolayı Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine onun yoluna revan olduklarından dolayı Allah'a hamd ediyorlar. Çünkü sonu cennet. İmandan mahrum olup namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerden düşenerek onları terk edenler de cezasını görmek üzere cehenneme girdi. Onlara mutsuz bedbaht bir şekilde yalvarıyorlar. Ne diyelim? Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Tekrar dünyaya döndür. Söz veriyoruz sana biz. İyi amel edeceğiz. İman edeceğiz. Senden başkasını dinlemeyeceğiz. Ancak senden korkacağız. Kimseden korkmaya söz veriyoruz. Senden utanacağız. Kimseden utanarak farzı, vacibi, sünneti, edebi terk eden olmayacağız ya Rabbi. Kimseden utanmayacağız. Utanarak haramı, mekruhu, bid'ati işleyen olmayacağız. Senden utanacağız. Senden korkacağız, harama terk edeceğiz, mekruhu terk edeceğiz, zina etmeyi etmiştik ya Rabbi, pişman olduk, kumar oynadık, pişman olduk, zina ettik, pişman olduk, yalan söyledik, pişman olduk, insanları kandırdık, pişman olduk, tekrar dünyayı çevir, şimdi dost doğru bir kulluk yapmaya karar verdik, yapacağız ya Rabbi diyorlar. İş işten geçti. İşte onu hatırlayacaklar artık. Ama ne fayda Müslümanlar. Şu anda ne yapıldı yapıldı. Ne güzel buyurmuşlar. Namaz var fâte vel mevemmel gaybun ve leke se'adülle tente fîhâ. Namaz var mâde
geçen geçti. El müebbel gaybı, gelecek. Ümit edilen gayb. Yarın onu yaparım, öbür gün onu yaparım, 10 sene sonra bunu yaparım, bırak sen şimdi yaparım. O gayiptir. O zaman ulaşan belli değil. Velike sahtun lezente fiyaha. Senin için en önemli olan an, içinde bulunduğun anındır. Onu iyi değerlendir. İşte şu anda bu an işte bu. Buraya geldi diye ettiniz. Şu anda yatakta olanla mescid olan bir. Yani şu anda uygun olanla sohbet olan bir. Asla bir olamaz. Yok. Ruhumuzu uyandırmanın çaresine bakalım. Ruhu uyandırmanın çaresi İslamiyettir. İslamiyetin, dinin, şeriatın dışında her şey ruhu öldüren sebeplerdir. Ne gitmesin insanlar da ruhu öldürmenin sebeplerinden sıkıca sarılıyor. Ruhu uyandırmanın sebeplerine sarılanlar pek az. Ya Rabbi azlardan eyle. Amin. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi bizi bundan ayırma ya Rabbi. Amin. Ehlinden ayırma. Amin. Erbabından ayırma ya Rabbi. Amin. Bunu gönülden söyleyenlerden bize eyle ya Rabbi. Amin. Ve bir umrizet aşikar oldu. Ne? El-Cahim şiddetle tutuşturulan ateş. Yani cehennem. Kime? Limen o kimseyi yara görüyor. Yani görme kabiliyeti olan herkese o şiddete tutuşturan ateş aşikar oldu. Yani herkes görecek. Sırattan geçerken geçenler de görecek. Geçen var, düşen var. Çok haram var be. Ne olacak bunlar bilmiyorsun. Çok haram var. Çok. Ey babalar dikkat et. Ey abiler dikkat et. Amcalar, dayılar, yani aile fıradından sözü geçenler. Dikkatli olun. Bu ne ya? Yatak ya. Bunun kocası yok mu? Çok yazık oluyor. Çok. Ah bu televizyonlar. Ehlullah yıllar evvel söyleyeni söylemiş. Efendi Hazretleri yıllarca her şeyi beyan etmiş. Ah dervişler, ah dinleyen hoca efendiler, ah dinleyen hocamlar, ah dinleyen ihvan ve halat. Söz kırıldı, söz kırıldı, söz kırıldı Allah kırıyor. El-râzî bil-zarar, la yestahikkun nazar. Zarara razı olan kimse tarafına bakılmaya layık değil. Tekkeye televizyon girerler. Tekkeyle televizyon birbirine zıttır. Ne tekke diyorsun? Neresi tekke? Tekkenin içine televizyon olmaz. Tekkenin içine stüdyo olmaz. Tekkenin postacı olur, derviş olur, zikir olur, rabıta olur, murakabe olur, inziva olur. Yani Mevla'ya bulduracak, Mevla'ya vasıl ettirecek işler olur.
internet doğurdu, bir telefon doğurdu. Bir gün birine, bundan 10 yıl evvel bir hat bir şerefe değil de. Sonra mektuba okuyorum. Biraz böyle televizyona girdim. 40 yıllık bir ihvan var. O da yanımdaydı, o sağlığı aldı. Dedim ne var ne yok, evde televizyon var mı? Estağfurullah hocam dedi ya. Dedi nasıl kendisi güzel konuşuyor öyle. Estağfurullah dedi yani. Ben dedi o kadar yıllarca o Allah dostunu dinlemişim. Şimdi televizyon olur mu? Koyar mı hoş dedi ben dedi televizyon eve. Dedim telefona bakayım. Çıkar bir telefon. O da çıkardı. Kafası kadar telefon. Dedim bundan televizyon yok mu? Hocam oraya anlamadım dedim. Böyle uyutturuldu. Böyle yutturuldu. Evde televizyon yok ama bazı dervişlerin evde 5 kişi varsa 5'inin telefonu var ve televizyon onların yanında bir hiç kalır diyen sizsiniz. Bu ne olacak? Bu telefonlarla bu internetlerle yuvalar yıkılıyor. Ameller yıkılıyor. İhlaslar yıkılıyor. İnsanların, dervişlerin, bu yolda olanların, şeriatlı yolda olanların, tarikat yolda olanların muhabbetleri yapmacık olmaya başladı. Yapmacık bir muhabbet. Niye? Çünkü muhabbet mi bırakır bu tarikatı? Sen bir velinin sözünü kırarsan, Mevla'nın sana yapmayacağı bir ceza yok. Bekle. Ardı ardına bekle. Ne geleceği belli değil. Yaraları ne olacak belli değil. Hele hele ölüm ve ölüm ötesinde seni neler bekliyor neler. Sevgili Allah'ım cümlede hakiki tevbeler nasip eyle. Bu melhunun girdiği yere her şey girer. Dinle, imanla, ahiretle, Kur'an'la, hakla, hakikatle hiç alakası olmayan o şeyin başında sen bir saat, iki saat, üç saat oturacaksın. Elinde onunla meşgul olacaksın. Şimdi sana ilim kalacak, amel kalacak, ihlas kalacak, iman kalacak öyle mi? Ateşe gireceksin, yanmayacaksın öyle mi? Sen kime yutturuyorsun? Ateşe gireceksin, ateş sana dokunmayacak. Bu ancak bir kişi olur. O da İbrahim Aleyhisselam. Ya Rab imdat diyoruz. Ya Rab el-gıyâd diyoruz. İmdatımıza yetiş. Amin. İmanımızı muhafaza eyle. Amin. Fe emmâ men o kimse ki Allah azgınlık yaptı. Azdı. Namaz kılmayan azgındır. Oruç tutmayan azgındır. Zikretmeyen azgındır. Farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi terk eden azgındır. Haramı, mekruhu işleyen azgındır. Bunlardan tövbe etmeyen azgındır. Allah'a
Celle Celaluhu meleklere, peygamberlere, kitaplara öldükten sonra dirilmeye ve kadere inanmayan en azınlar. Bu azana giremiyor Rabbim. Daha ve ertera tercih etti. Niye? Yani hayata dünya alçak olan bu hayat. Ahiret unuttu. Ne var ne yok dünya var. Paraya tapar oldu. Altına tapar oldu. Arsaya tapar oldu. Taptığı nereden anlaşılıyor? Onlarla meşgul olurken aklına hiç din gelmiyor. Aklına hiç Allah gelmiyor. Hiç aklına Kur'an gelmiyor. Ölüm aklına gelmiyor. Dünyayı tercih etti, ahireti unuttu. Bu kimse diyor Rabbim işte ona gelince فَاِنَّ الْجَحِيمَ هِيَا الْمَهْوَى فَاِنَّ الْجَحِيمَ işte muhakkak şiddetle tutuşturulmuş ona ateş o kişi için هِيَا الْمَهْوَى barınağın ta kendisidir. O kimse nerede barınacakmış? Şiddetle tutuşturulan ateş içerisinde. Barınağı bu. Eyvah! Ateş bir kimsenin barınağı ise sen artık o kişinin saadetini düşün. Kendi tercih et. Neyle? Alçak olan bu hayatı ebedi yurt yeri olan ahirete tercih etmek ile. Nasıl tercih etti? Allah'ın emrini kırarak. Nasıl tercih etti o alçak olan dünyayı? Allah Celle Celaluhu'nun yasağını çiğneyerek. Kul kusursuz, Allah'a solmaz Müslümanlar dönelim. İslam'a tam dönelim. Ölüm geliyor. Nerede? Ne zaman? Nasıl öleceğimiz belli değil. Allah'a yalvaralım. Amel sahibimizde istiğfar çok bulunsun. Amel sahibimizde Allah'a sığınmak bulunsun. Amel sahibimizde Allah'a yalvarmak bulunsun. Amel sahibimizde inkisar bulunsun. Amel sahibimizde iftikar bulunsun. Oralarda secde bulunsun, rükû bulunsun. Melekler tarafından evet, iyi, sevabı gerektiren ameller yazılsın. Sol taraflı melek yazdıysa o meleğin tekrar onu silmesini gerektiren birçok ameller de bulunsun Müslümanlar. Yani kötü bir iş yaptığın zaman mutlaka bir iyi iş yap. Kötü amelin karşılığı bir günah, iyi amelin karşılığı en az 10 sevap. Ya Rabbi, onları birlere galip olanlardan bize eyle. Amin. Bir insanın birileri onlara galip gelirse vay bu haline. Geçiyoruz. Ve emmâ men o kimseye gelince ki hâfe korktu mekâme rabbihi Rabbinin makamından. Yani ben mahşere çıkacağım, Rabbinin huzuruna varacağım, ben ona nasıl hesap vereyim diyerek bunu daha dünyadayken tefekkür etti. O günden korktuğundan dolayı dünyada işi yoluna koydu. Allah'a inandı. İmanın şartlarına inandı. İmanın geri olarak İslam'ı yaşadı ve nehe ve engelledi, nehyetti. Ennefse nefsini anil heva, hevadan. Nefsin kendi istek ve arzularından engelledi. Hevasını Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa
aleyhisselatü vesselam hevasına tabi kıldı. İşte bu kimseye gelince فَاِنَّ الْجَنَّةَ muhakkak bir cennet o kişi için yerme sığınılacak yerin ta kendisidir. Bu kimsenin sığınağı da cennet oldu. Ne mutlu o kimseye. Ey Müslümanlar! Cemaat-i Müslüm-i İhvan-ı Din, ya cennet var ya cehennem var, haberiniz olsun. Üçüncü bir yer yok. Babalar, oğullarınızı medreseye verin. Babalar, kızlarınızı ahiret dertlisi olan hocalara teslim edin. Hanımlarınıza tavsiye edin. Sizler de işe gittiğiniz zaman da onlar da mutlaka bir hoca hanımın dizi önünde ders görenler olsun. Yarım saat olsun. 15 dakika olsa hanımlarınız ahiret dertlisi olan bir hoca hanımla tanışsınlar. Sohbetlerinde bulunsunlar. Onların ilim sofralarında mutlaka yerleri olsun. Duyuyoruz maşallah. Nice ev hanımları 200 sene okuyorlar mahallede. Sonra hoca oluyorlar. Ne güzel ya. Ne bir tezgah kurulmuş. Ne muazzam miras bırakılmış bize. Hepiniz böyle olsun. Böyle olalım. Geçiyoruz. Yes'elûne, soruyorlar. Kehhabim sana. İnsanlar soruyorlar. Aysa'ati. Andan, yani kıyametten soruyorlar. Şöyle. Eyyâne mursâ. O kıyametin kopuşu ne zaman? O kıyametin gelişi ne zaman? Diye soruyorlar. Fîme ente min vikrâhâ. Fîme. Sen neredesin? Entesen Habibim. Min vikrâhâ. O kıyamet anının bilgisinden yana. Sen neredesin? Yani sen o anı bilemezsin. Mevla bildirmeli. Bildirse bildirirdi. Celle Celaluhu. Onu bildirmedi. Neler neler bildirdi. Ama onu gizli bıraktı. Habibim, sen onu bilemezsin. Şu da olabilir. O anda bilmiyordu. Belki sonra Mevla bildirmiştir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aramız sır kalsın deyip insanlara bunu beyan etme buyurmuş olabilir. İlâ Rabbike, Rabbi nedir? Müntehâ. O kıyameti ile alakalı ilgili bilgi ancak Rabbine aittir. O bilir onu. Ondan başkası bilmiyor. Mevla böyle buyurdu. Ansızın gelecek. Ölüm de ansızın gelecek. Kıyametin kopması da ansızın gelecek. Yeryüzünde Allah diyen, Allah demenin gereği olarak da İslam'ı yaşayan, yaşamak olan, evet onu yaşayan bir kul kalmayınca kıyamet kopacak. O bir kul var ise kıyamet kopmayacak. Görüyor musunuz? Allah diyen kul, zikreden kul ne kadar değerliymiş. Hem Müslümanlar gördünüz mü? Mevla Celle Celaluhu'ya tazim eden, onun makamından ürperen, korkan, korkmanın gereği olarak emirlerine sarılan, yasaklarından firar eden kul ne kadar değerliymiş. Öyle bir kul var olduğu müddetçe kıyamet kopmuyor. Allah o kula bakıyor. Benim beğendiğim bir kul var diyor. O kul var olduğu müddetçe o kulumdan, beğendiğim kulumdan dolayı bütün insanlar da kafirler olsun, münafıklar olsun, müşrikler olsun, onlar da onun hatırından dolayı yiyecekler, içecekler, görecekler, duyacaklar. Allah Celle Celaluhu'nun semasından, yerinden istifade edecekler.
yazından kışından istifade edecekler, deresinden, gölünden, nehrinden, denizinden istifade edecekler. Çünkü niye? Allah'ın beğendiği bir kul var. O kulun ruhu alındığı an Allah dünyaya onlara dar edecek. Taş taş üstüne kalmayacak. Ey Müslümanlar, görüyorsunuz değil mi? İyi kul yetiştirelim, iyi kul. Biz öyle olalım, ailemizi ona göre yetiştirelim. Onun için Allah'a iyi kul yetişmenin çaresi medrese. Allah'a iyi kul yetişmenin çaresi medrese. İnsanlar zannediyor ki videolarla, televizyonlarla, telefonlarla, internetlerle, şunlarla, bunlarla Allah'a iyi kul yetiştirecek. Yetişmez. Yetişmez. O televizyonlar, o telefonlar senin manken gibi yapar. Heykel, sarıklı, şalvarlı, cübbeli bir heykel yapar seni. Ne demek istiyorum? İlminle amel edemezsin. Namazını zor kılarsın. Cidden söylüyorum. Kılmış olduğun namazdan zevk alamazsın. Hele hele zikir hiç yapamazsın. Yapsan da bin kere Allah dediğin an sanki Uludağ'ı taşımış gibi olursun. Sanki yoksuna yük vermişler, taş taşıyorsun. Ama öbür türlü 2 saat, 3 saat, 4 saat dedikodu, gıybet, haram, ne kadar neşeli vakitler geçiyor. Zikre oturduğun an yarım saat dolduramıyorsun. Bu neyin nesi? O malayani ile, o haramlarla, o mekruhlarla, bid'atlerle oturmanın cezası ve eseri. Bunlar böyle yapar. Onlardan ne kadar uzak durursan Allah o kadar yakınsın. Onlarla ne kadar beraber olursan şeytan o kadar yalnız. Geçiyoruz. İnnemâ ente ancak ve ancak sen Habibim mündir o men o kimseyi uyarırsa ki yakşa korkuyor he o andan o kıyametten. Kıyametten korkan kimseyi sen uyarırsın. Çok büyük olursun. Senden herkes etkilenmez Habibim. Peygamberler peygamber olmana rağmen, sen benim mahbubum olmana rağmen, senden herkes etkilenmeyecek Habibim, bunu bilesin. Gönlünde korkman melekesi kimin varsa, senin sözünden onlar etkilenir. Bu da belli. Keennehum, sanki onlar kıyamet koptuğu zaman insanlar yevme yarovne gördükleri zamanda he o kıyameti görünce sanki şöyle olacaklar. Lem yelbethu dünyada beklemediler. İlle aşiyyeten ancak bir günün zevalinden sonraki an kadar ev-duhâhâ veya o günün bir kuşluk anı kadar beklediler. Böyle zannedecekler. Halbuki bir yıl yaşayanmış geçmiş ümmetlerde. 400 yıl yaşayanmış, 200 yıl yaşayanmış. Bu kadar yaşayanlar dahi o kıyametin anında sanki dünyada bir kuşluk vakti ve bir zeval vakti kalmış kadar anlayacaklar, bilecekler. Ya Rabbi, sevgili Allah, sen bize çok değerli bir hayat verdin, çok kıymetli bir nefes verdin. Bunları yolunda kullanmayı nasip eyle. Hadi şerifler. Annes radıyallahu anh, الحمد لله الذي أنقذه من النار
seslendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaman zaman hizmetini gören bir Yahudi çocuğu vardı. O hastalandı o çocuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Ziyaret esnasında çocuğa dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ol dedi. O Yahudi çocuğu da babasına döndü. Ne dersin dedi. Babası Yahudi. O da dedi ki Muhammed'e tabi ol. Ne diyorsa ya. Çocuk dedi ki eslen Müslüman ol. Peygamber'in ziyaretine ayrılırken şunları söyleyerek çıktı dışarıya. Elhamdülillahillezî enkâdehu minennâr. Elhamdül, bütün hamdlar, hamdler lillâh Allah'a aittir. Ellezî Allah ki enkâde kurtardı bu o çocuğun minennâr ateşler. Ya Rabbi imanımızı muhafaza eyle. Amin. Âlehu bunu buyurdu. Yehulâmin Yahudiyyin Yahudi olan bir çocuğa esleme Müslüman var. Hani Ebi Hureyre radıyallahu anh مَا مِنْ مَمْنُودٍ يُولَبَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ نَصْرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْحِرُ الْبَهِيمَ الْبَهِيمَ الْجَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّنَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ مَا مِنْ مَمْنُونٍ Hiçbir çocuk yoktur ki yûlen doğrulan illa ala fıtrat-ı İslam ala fıtrat-ı her doğan çocuk mutlaka İslam fıtratı İslam kabiliyeti üzere doğar fe'ebevâhu sonra onun ana ve babası yuhvidânihi eğer ana babası Yahudi ise o çocuğu Yahudi yaparlar. Ev münasirânihi eğer ana baba Hristiyansa doğan çocuğu Hristiyan yaparlar. Ev yümeclisânihi ana baba mecusi ise çocuğu mecusi yaparlar. Demek ki doğan çocuğu etkileyen ana ve babadır. Ana ve babanın görüşü, fikri, anlayışı, itibarı neyse umumiyetle doğan yavruları ona göre şekilleniyor. Ey babalar, ey analar. Bir misal veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kemâ tüntecül behîme. Nasıl ki doğuyor el behîme hayvan behîmeden cem'âde bütün uzuvları yerli yerine doğuyor her tuhissüne fiyâ işte o bütün azaları yerinde tam olarak doğmuş olan hayvanlar görüyor musunuz? Min cem'âde bir aksaklık yani kulağında, burnunda, dudağında ve ayağında bir kesiklik görüyor musunuz? Yok. Doğan hayvan kulağı, burnu, dudağı, ayakları yerinde doğuyor. Sonra mal sahibi kimisi kulağını kesiyor, kimisi burnunu kesiyor, kimisi dudağını kesiyor, kimisi ayağını kesiyor. Ha, işte doğan çocuk da böyle tam doğuyor. İslam fıtratı üzere büyümeye başlayınca ana ve babanın şekline şekillenmeye başlıyor. Layıksel kayın, kayıksel kayın. Müşrikse müşrik, kafirse kafir, öyle geliyor. Gerçekse gerçek. Kur'an bilmiyor, Kur'an bilmiyor. Sünnet yok, sünnet yok. Namaz yok, namaz yok. Öyle şekilleniyor.
Bize hayırlı baba eyle. Amin. Hayırlı ana eyle. Amin. Hayırlı dayı eyle. Amin. Hayırlı amca eyle. Amin. Hayırlı komşu eyle. Amin. Hayırlı rehber eyle. Amin. Hayırlı önder eyle. Amin. İnsanların ve aile fradının başının belası olan bizi etme ya Rabbi. Amin. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Amin. Hatalarımızı affeyle. Amin. Seyyiatımızı hasenat tebbil eyle ya Rabbi. Amin diyen dinleri Nabi'nin azal eyle. Amin. Kul huzursuz sen affolmasın cümlemizi bağışla ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e hakiki tövbeler nasip eyle ya Rabbi. Ve son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Cenab-ı Allah bizlere ve efradımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, konu komşusuna, kardeş dostlarımıza ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Kullarından razı ol ya Rabbi. Bizden razı ol ya Rabbi. Lütfen sevgili Allah her birimizi mahşer günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı şerefi altında bulunan kulların arasında olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve hesabı kolay görülüp sırattan rahat geçip cennetinle, cemalinle mesul olan kullarından eyle ya Rabbi.